Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde JBL 720 BT'nin boynu kırıldı. Boynu. Bir çocuğun eline vermişler. Zorlanınca kırılmış. Kırılabiliyor. Aslında ürün fena değil, kaliteli ama tabii her şeyin de bir limiti var. Olsun. Aslında garanti kapsamında bu ürünü belli bir meblağ karşılığında tamir istediler. Daha doğrusu garanti kapsamında değildi. Hani garantiye gitti, garanti dışı olduğunu söylediler ve daha sonra da işte belli bir meblağ üzerinde meblağıyla tamir edeceklerini söylediler. Biz bunu kaç aldık ya? 2500 civarını aldık. Adamlar da yine o kadar bir tamir parası istediler. Biz de her zamanki gibi efsane Japon tekniğini uygulayacağız. Sadece ne olacak? Şöyle dönmeyecek arkadaşlar. Şöyle dönmeyecek. Şöyle sabit kalacak ama yukarıya aşağıya inecek, şu vaziyette kullanacak kullanıcı. Problem değil bence. O kadar para vermeye gerek yok. O kadar para verdikten sonra zaten yenisi lazım. Efendim buyurun başlayalım. Başlamadan önce de tamir bantları var. Koli bantlarına benzer. Onunla da o koli bandından çok çok sağlam ve içi ketenli bir yapısı var. Bu şu kısmı, şu iki kısmı, şurayı sarıp da kullanabilirsiniz. Bu yöntemi eğer yapamam, el becerim falan yok derseniz arkadaşlar. Hadi. Öncelikle kırık kısmını güzel bir Japon'la yapıştıracağım. Kırığı kırığına. Evet, şöyle bir kurusun. Evet, bakın arkadaşlar, tutturdum. Hızlı tutsun diyorsanız hemen tutmuyor. Sprey var. Spreyini birazcık sıktığınız zaman bu hızlıca yapışıyor dostlar. Şimdi şu ara kısmı var. Ara kısmına güzelce pamuğumuzu geçireceğim. Çepeçevre. Ve sonra Japon döküp orayı kemikleştireceğim arkadaşlar. Güzel de saralım. Şimdi sararken de o ara kısmına doğru bazı yerlere girmeyebilir. O yüzden şöyle bir maket bıçağı yardımıyla arasına iyice itelim arkadaşlar. Arasına Japon sürdüğüm için de hemen bazı yerlerde araya girmiyor. Ara boşluk neredeyse orayı sıkı sıkı bir şekilde dolduracağız arkadaşlar. Dolu yerlere zaten yapacak bir şeyimiz yok. Şimdi dolguyu yaptım. Pamuğun üstüne Japon'u dökeceğim arkadaşlar. Abi direkt Japon'u da yapıştırsak olur mu? Olmaz arkadaşlar. Pamukla Japon o kadar öyle bir müthiş bir tepkimeye giriyor ki bu ortaklık bize çok fazla çıkar sağlıyor. Dolayısıyla pamuk ve Japon'u kesinlikle kullanacağız arkadaşlar. Ve şimdi bunu sürdük. Bu birazdan donar zaten. Ve bunu birkaç katman yapacağız arkadaşlar. Şimdi bunu sürdük, kuruyacak. Bir daha sürdük, bir daha kuruyacak. Bunu birkaç kez uygulayacağız ve daha sonra kemik gibi olacak arkadaşlar. Evet, kurumaya bırakalım. Evet arkadaşlar, güzelce tamiratını yaptık. Bakın oldu. Şimdi yani taş gibi oldu, problem yok. Estetiksel kaygınız varsa, bu bizim, bunu benim oğlan kullanacak. Estetiksel kaygınız varsa güzel bir şeyle, dramelle böyle güzelce bir üstüne bir zımpara atılır arka tarafından. Sonra aynı renk bir oje bulunur. Oje ile böyle güzelce boyanır. Estetik bir şekilde de tamir edebilirsin. Ama ben bunu bu şekilde birazcık kullansın. Ya çok problem değil. Hem de test etmiş oluruz. Ya %99.9 oldu. Daş gibi oldu da. Hem de test etmiş olur. Aynı zamanda da
Eğer ya baba olmadı ben bunu böyle çirkin derse de tekrardan şöyle güzel bir zımpara dremelle ya da elle de olur. İlla dremele de gerek yok. Dremel dediğim şöyle küçük kalem tarzı ucunda dönen bir parça dönen böyle polisaj parlatma aşındırma yapan bir alet. Elle de olur. O cihazla da olur. Güzel zımpara yapılır. Güzel bir buna yakın bir oje bulunur. Boyanır. Gelir geçer. Ya da üstüne zımparadan sonra buraya böyle bir sticker böyle değişik şeyler de yapıştırıp buradaki bu şeyi de görüntüyü de o şekilde kapatabilirsiniz arkadaşlar. Evet benden bu kadar. Benim fikrim, benim çözümüm buydu. Plastik kaynak makineleri var oto sanayilerde. O da olabilir. Ya çözüm üstüne onlarca çözüm üretilebilir. Her türlü yapılabilir. Yeter ki işinizi görecek şekilde siz çözümü üretin. Evet. Allah'a emanet. Murat Anlı 33 Instagram, Murat Anlı YouTube kanalında takip etmeyi, beğenip abone olmayı, sosyal medyalarda paylaşmayı ihmal etmeyin. Seviyorsunuz. Hoşçakalın.